Sayın Temel Karamollaoğlu beyefendi ve arkadaşları partimizi ziyarete geldiler. Önce biz gitmiştik, yeni genel merkez binalarında ziyaret etmiştik. Bugün hem iadeyi ziyarette bulundular hem de memleketin önemli meselelerini tezekkür etmek, istişare etmek, konuşma fırsatını bulduk. Ziyaretleri için şahıslarında arkadaşlarına da çok teşekkür ediyorum. Güzel bir görüşme yaptık ve bu istişarelerimiz elbette devam edecek. Evet, ben de teşekkür ediyorum Sayın Akşener'e. Özellikle siyasette son dönemde takındığı tavır, ortaya koyduğu fikirler itibariyle tebrik etme ihtiyacını da duydum. Kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığından feragat etmesi kanaatime göre önemli bir adımdı. Tabii ülkemizin problemleri çok. Bu problemler her geçen gün biraz daha artıyor. Bu problemlerin çözümü sağlam politikalarla ancak gerçekleştirilebilir. Burada da seçimler önemli bir vesile. Henüz seçimlere normal şartlarda 1,5 yıl kadar, hatta biraz daha fazla zaman var. Ama öyle gözüküyor ki Sayın Cumhurbaşkanı meclis açıldıktan sonra mecliste seçim kanunlarıyla ilgili bir takım değişikliklere gidecekler. Bunları çok kısa vadeli menfaatlerini geliştirmek için yaptıkları açık. Ama kamuoyunda son zamanlarda meydana gelen, oluşan hava daha doğrusu, ne yapılırsa yapılsın problemler çözülmediği müddetçe vatandaşın rahat etmesi mümkün değil. Yani artık insanlar söze doydular. İcraat bekliyorlar. İcraat da iktidardan gelir. Bundan dolayı önümüzdeki seçimler, hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri hem de meclis seçimleri önemli. Bu konuda da bir dirsek temasına ihtiyaç var. Bu temaslar hem ülkemizin problemlerini birlikte mütalaa etmek hem de uygulanması icap eden politikalarla ilgili fikir teatisinde bulunmak için bir fırsat oluyor. Ben bizleri de kabul ettikleri için Sayın Akşener'e teşekkür ediyorum, arkadaşlarına da. İnşallah bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Biz de bütün siyasi liderlerle bu konuda bir temasda bulunmayı, irtibata geçmeyi gerekli görüyoruz. Buna iktidar da dahil. İnşallah bundan sonraki süreçte diğer parti liderleriyle de görüşmeyi arzu ediyorum. Bunun için temaslarımız devam ediyor. Ben tekrar Sayın Akşener'e teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim ben de. Var sorusu olan arkadaşımız varsa cevaplandırabiliriz. Fox TV Gökhan Mısırlı. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir baş başa görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede heyetler arası bir görüşme olmadı. Cumhurbaşkanı heyetinde de Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı gibi isimler yer almadı. Bu eleştirildi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu görüşmeyi? Sayın Erdoğan'ın son dönemlerde bir alışkanlığı var. Sayın Biden'la da aynı tür bir görüşme yaptı. Kimsenin olmadığı, hiçbir devlet görevlisinin, uzmanın bulunmadığı bir görüşme gerçekleştirdi. Aynı şeyi Sayın Putin'le gerçekleştirdi. Ne konuşuldu, ne oldu, neye tekabül ediyor? Bu ülkede kimsenin bu konuda, devlet birimlerinin, devlet kurumları da dahil olmak üzere hiç kimsenin bilgisi yok. Sadece Sayın Erdoğan biliyor. Şimdi Soçi dönüşünde verdiği bir beyanat var Sayın Erdoğan'ın. Benim ve arkadaşlarımızın, yani hem İyi Parti'nin hem İyi Partililerin
hem Millet İttifakı bileşenlerinin önerdiği bir parlamenter sisteme geçişe dair bir bakış açısı var. Zaman zaman güncellediğimiz, tekrarladığımız bir konu. Ona yönelik benim en son yaptığım açıklamadan sonra sorulan bir soruya Sayın Erdoğan verdiği bir cevap var. Bu sisteme başkanlık partili cumhurbaşkanlığı sistemine devam edeceğiz diye. Bu bakış açısının bir diğer alanı da vesayetçi sisteme son vermek üzerinden bu partili cumhurbaşkanlığını savunmuş Sayın Erdoğan. Ve fakat bizler işte bu Soçi'deki konuşma, Biden'la yapılan özel görüşme gibi hiçbir alışkanlığa uymayan, bu istişarelerden uzak, bu davranış biçiminin aslında tek adam sisteminin oluşturduğu bir kişinin kaderinin ülke kaderi haline geldiği ve Sayın Erdoğan tarafından da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şahsım devleti olarak tarif edildiği bir sistem olduğunu, denge ve denetleme işlerinin ortadan kalktığını, dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın kaderiyle bu ülkenin kaderinin bir olmayacağını, bir olamayacağını, istişarenin 20 yıldır istişare yapılmayan, hadi diyelim 10 senedir istişare yapılmayan bir ülkenin geldiği, devlet sisteminin o ülkenin geldiği yerin ne olduğunu göstermesi bakımından ilginç. Dolayısıyla biz bu tür görüşmelerin, ister Sayın Putin'le ister Sayın Biden'la yapılan bu görüşmelerin tek adam sisteminin, şahsım devletinin göstergesi olduğuna inanıyoruz. Doğru olmadığına, hiç doğru olmadığına da kesinlikle inanıyoruz. Buradan bunu sizler aracılığıyla paylaşmak isterim. Buyurun. Evet, ben bir iki kelime de ifade edeyim. Tabii esas mesele, ister tek adam sistemi, ister parlamenter sistem, ister padişahlık deyin, krallık deyin, ne derseniz deyin, ülkede yaşayan insanların dertlerine derman olacak politikalar üretmek. Şimdi bizim şu anda çektiğimiz en büyük sıkıntı, Sayın Erdoğan'ın vatandaştan gelen bütün şikayetleri politik tepki olarak görmesi ve reddetmesi. Hiçbirisiyle ilgilenme ihtiyacı duymuyor kanaati hakim. Açız diyen insana bambaşka bir tavır sergiliyor. Öğrenciye yani Allah dizinize gözünüze dursun diyor. Bakkalı manavı o nasıl alıyor, kaça alıyor, kaça satıyor dikkate bile almadan suçlamaktan çekinmiyor. Bir zamanlar zincir marketleri överken şimdi zincir marketleri yerden yere vuruyor. Yani hiçbir gerçeği görmeme diye bir yaklaşımı var. Bu da tek adam sisteminden kaynaklanıyor. İkazlar onu ilgilendirmiyor. Bundan dolayı da ne yazık ki verdiği beyanatlar Türkiye için pek de ümit verici, iç açıcı değil. Yani önümüzdeki dönemde yapılacak seçimlerde bu husus ortaya dökülecek. Ben ya çevresindekilerin kendisine bu gerçekleri iletmediğini veya kendisine bu gerçekler iletilmiş olsa bile bunlara itibar etmediğini görüyorum. Bu da ülkemiz yönünden hakikaten hayra alamet bir gelişme değil. Mutlaka denetlenebilir bir yönetime ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanı 5 yılda bir yapılan seçimi denetleme gibi görüyor. Öyle değil. Denetleme günlük icraatların denetlenmesi manasına gelir. Mutat tatbikatların denetlenmesi manasına gelir. Bunu yapacak olan kurumlar, müesseseler, şahıslar bellidir. Basın yapar, birazcık ileriye gittiği takdirde sizler basın mensuplarısınız. Hemen cezai hükümler geliyor. Resmi devlet kurumları bu noktada adım bile atamıyor.
ne Sayıştay doğru dürüst çalışıyor, ne Danıştay doğru dürüst çalışıyor. Ne de maalesef mahkemeler, normalde hakimlerimizin ben %99'unun itibar edilecek insanlar olduğuna inanıyorum. Ama içlerindeki %1'lik kesimde bir takım aksaklıklar olursa bunun da kabul edilmesinin mümkün olmadığını görüyorum. Zaten bir dünyada, bir ülkede her hakim, her savcı, her emniyet müdürü yanlış yapar diye bir kaide yok. Yanlış yapılanlar önlenmezse bu alışkanlık haline gelir. Tehlike burada. Ve başkanlık sisteminin getirdiği problem de buradan kaynaklanıyor. İkazlara itibar edilmiyor. Ama sonunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi belki de seçimlere girilecek. Seçimlerde insanımız, seçmenimiz son noktayı koyacak ve bu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın hiç hoşuna gidecek bir usul, bir netice olmayacak diye düşünüyorum. Tabii Soçi'den çok büyük açıklamalar da ben şahsen beklemiyordum. Çünkü kimsenin katılmadığı bir oturum yapılıyor. Bunu anlamak mümkün değil. Hiçbir zaman, hiçbir ülkede en yetkili insan bile yabancı bir devlet başkanıyla görüşürken sadece tek başına görüşmez. Politikalar ekiplerle görüşülür. Şimdi ne konuştuklarını bilmiyoruz ki. Belki de kimsenin hoşuna gitmeyecek konuları görüştüler. Böyle bir durum olmasa neden devlet yetkilileri, üstelik de kendi tayin ettiği insanlar böyle bir toplantıya katılmıyor? Bunu anlamak mümkün değil. İşte bu başkanlık sisteminin oluşturduğu bir hava. Sayın Cumhurbaşkanı da buradan etkilendiği için ben varım. Kimse bu yetkiyi benimle paylaşamaz. Tek başına karar alırım. Diğer elemanlarım, benim elemanlarım da benim aldığım kararı tatbikle mükelleftir. Müzakeresine de girmem diyor. Onun için de başımız sıkıntıdan kurtulmuyor. Ben bu kadarıyla yetineyim zannediyorum. Evet. Buradayım yine. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yaptığınız Cumhurbaşkanlığına aday değilim, Başbakanlığa adayım demiştiniz. Bu sözlerinizle ne demek istediniz? Biraz daha açabilir misiniz? Bir de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Aslında ben ne söylediğim çok açık ifade ettim. Dolayısıyla bir sistemin tartışılması gerektiğini, gelecek seçimlerde ister 2023 isterse daha önce yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve ona bağlı aynı anda milletvekili seçimlerinin Sayın Erdoğan ve karşıtları değil, partili Cumhurbaşkanlığı sistemi mi, tek adam rejimi mi, tek adamın oluşturduğu vesayet sistemi mi, hukukun, demokrasinin, adaletin, tek kişinin iki dudağın arasına sıkıştırıldığı bir sistem mi, yoksa hukukun, adaletin tesis edildiği, demokrasinin tam ve kamil uygulandığı ve parlamenter demokrasiye geçişin yapıldığı, yapılacağı bir seçim mi? Dolayısıyla seçimin ana teması bu olacak. Bir kere önce onu söyledim. İkincisi, Cumhur İttifakı bizim Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını çok merak ediyor. Daha önceki bir televizyon programında alsınlar seçim kararını, 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Biz Cumhurbaşkanı adayını ilan ettiğimizde Cumhurbaşkanı'nın seçildiğini göreceksiniz demiştim. Benimle ilgili zaman zaman ortaya konan öyle mi böyle mi sorularına da net bir şekilde cevap verdim. Çünkü şimdi seçilecek olan, demin dediğim gibi ister 2023 ister daha önce yapılacak olan seçimde seçilecek olan Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı kazanacak. O cumhuriyetin, bu milletin seçilmiş o gün itibariyle elbette Cumhurbaşkanı olacak. Ama çok hızlı bir biçimde parlamenter sisteme geçiren,
Sayın Erdoğan'ın tek adamlık sisteminde mutlu mutlu, musmutlu kullandığı o yetkileri kullanmayacak ve seçildikten sonra parlamenter sisteme geçişin çok hızlı bir biçimde ivedilikle sağlanmasıyla beraber Almanya Cumhurbaşkanı gibi bir cumhurbaşkanı olmaya devam edecek ve mutlaka kazanacak bir arkadaşımız olacak. Bu nedenle de ben cumhurbaşkanı adayı değil, partimin birinci parti çıkacağı, birinci parti olacağı, ona yönelik çalışacağımız ve parlamenter sistemin başbakanlığına talibim dedim. Dolayısıyla söylediğim bu kadar açık ve nettir. Bunun anlamı birbirimizle rekabet etmediğimiz, masanın altından birbirimizin ayağına basmadığımız, Millet İttifakı açısından söylüyorum, birbirimize de tekme atmadığımız bir sistemin kurulacağını bu netlikte ortaya koymaktır. Sorunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Özgür Özdemir, Medyascope TV. Efendim, ikinize de sormak istiyorum. Muhalefetin meclis açıldıktan sonra bir parlamenter sistem için bir deklarasyon yenileme hazırlığı sürüyor. İçeride toplantıda bu konuşuldu mu? Bu deklarasyon ne zaman kamuoyuyla paylaşılacak? Teşekkürler. Biz içeride genel manada birçok şey konuştuk. Benim, yani kendisi de biraz evvel ifade etti. Halk Televizyonu'nda yaptığım konuşmanın açıklamanın üzerinde de Sayın Karamollaoğlu ağabeyimiz güzel bir açıklama olduğunu, doğru bir açıklama olduğunu söyledi. Bunlar üzerinden konuştuk. Elbette parlamenter sistem üzerinde de konuştuk ama şu anda Millet İttifakı'nın bileşenlerinin genel başkan yardımcıları kendi aralarında görüşüyorlar. Biz her birimiz ilkeler bazında, mesela İYİ Parti olarak iyileştirilmiş, güçlenmiş parlamenter sistem adı altında ana ilkeleri, devlet tasarımını, sistem tasarımını öne koyduğumuz bir açıklama yaptık. Gelecek Partisi daha ziyade hukuk metni çerçevesinde bir metin hazırladı. Diğer siyasi partilerimizin de bu konuda görüşleri var. Şimdi bunların ortaklaşmasına dair bir çalışma, önce birbirlerini tanıma, aynı masada oturup konuşabilme aşaması var. Ondan sonra da elbette bir araya gelinip bir ana çerçeve ve hepimizin imzasını altına atacağımız bir çerçeve oluşacak. O aynı zamanda bizim seçimlerde vatandaşımıza, seçmenimize, milletimize ilan edeceğimiz ve o seçimin tüm sonuçlarının karşısında birer birer atacağımız adımlarının da içinde yer aldığı bir manifesto demeyelim de bir mutabakat ve vatandaşımıza, milletimize verdiğimiz söz metni olacak. Onlarla ilgili ilk adımlar atılıyor. Evet, çok teşekkür ederiz. Merkez Bankası Başkanı, çok teşekkür ederim. Merkez Bankası Başkanı faiz kararını indirdikten sonra kurda bir yükselme gerçekleşti. Dolar birkaç gündür artıyor. Merkez Bankası Başkanı birkaç gün önce de yaptığı açıklamada doların artması için hiçbir sebep yok demişti. Ama baktığımızda dolar yükseliyor, kur artıyor. Siz bu açıklamayı ve doların yükselişini nasıl değerlendirirsiniz? Sorum her ikinize de çok. Ben sadece tek bir cümle kurayım, sonra Temel Bey'e vereyim sözü. Şimdi işte başından beri şu kürsüye gelip konuşmaya başladığımızdan beri söylediğimiz sözlerin somut bir göstergesi. Sayın Erdoğan talimat verdi. Tırnak içi özerk olduğu iddia edilen Merkez Bankası Başkanı görevini yerine getirdi, talimatı yerine getirdi. Sayın Erdoğan'ın müthiş ekonomistliği, biliyorsunuz Nobel'e aday olması gereken bir ekonomist bakışı var. Faiz sebep, enflasyon sonuç diye. Bu tezinin ispatı için kendini yerden yere atan bir bürokrasi anlayışıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla demek ki neymiş, ekonomi içinde
kanun, hukuk, adalet, demokrasi gerekiyormuş. Ekonominin patronu güvendir. Türkiye'de maalesef demokrasinin tek adam sisteminin içine hapsedilmesi, hukukun üstünlüğünün bu sebeple iki dudağın arasına hapsedilmesi neticesinde hani vardı ya, tak diye söylüyorum, şak diye yapıyorum. İşte tak diye söyledi, şak diye yapıldı. Dolar bugün kaç? Sabah baktım, şu anda bakmadım. Bileniniz var mı? 8.84'e çıkmış bir 8.89'a çıkmış bir dolar. Kişi başına kaybı hesaplayın. Ve Türkiye'nin borçları üzerinden, dolar borçları üzerinden de ayrıca kaybını hesaplayın. Sayın Erdoğan'ın gönlü hoş oldu. Buyurun. Tabii yani bu cevabı da çok basit hakikaten. Meral Hanım da bir noktaya temas etti ama ben şunu görüyorum. Siz işi ehline vermezseniz, yani Merkez Bankası Başkanı için söylemiyorum sadece, problemi çözemezsiniz. Problemi çözme değil. Anlamıyorum diyor Merkez Bankası Başkanı. Esas felaket orada. Yani dolar hızla yükseliyor. Allah Allah diyor ya, ne oldu da dolar yükseliyor? Günaydın. Yani bir Merkez Bankası Başkanı dolar yükselirken neden yükseldiğini fark edemiyorsa çözüm üretmesi mümkün değil. Onun için de yapacak bir şey yok. İş ehline verilirse, o işi bilen, o işin her yönünü bilen, dolar neden yükselir, enflasyon neden artar, nasıl düşer, Türkiye'nin ekonomik problemleri nasıl düzelir, bunları bilecek birisi olmazsa başıboş bu hareketler meydana gelir. Öğrenciler banklarda yatıyor. Kabahat, vay hainler. Bunlar yine bir komplo kuruyorlar bize karşı. Bu mantıkla siz öğrencilerin derdini çözemezsiniz ki problemini. Vatandaş gidiyor, eli yanmış, alışveriş yapacak. Dün aldığım peynirin fiyatı bugün iki misline çıkmış diyor. Abartıyorsun diyorlar. Yahut da birisi burada bir farklı düzen kurmuş, milleti çarpıyor. Niye? Çünkü ne olduğunu bilmiyorlar. Problem burada yatıyor. Biz bunu böyle söylediğimiz zaman da sanki birilerine karşı tavır sergiliyormuşuz. Kanaati duyuyor. Yok arkadaş, değil. Bir yerde bir problem var. Siz onu çözemiyorsanız o problemin varlığını anlamıyorsunuz manasına gelir. Anlamadığınız için de çözmeniz mümkün olmaz. İki kere iki dört. Ben öyle görüyorum. Evet, teşekkür ederiz. Evet, sağ olun.